İsrail'i mehmumabud ile İlahi Perverdigara Amerika, İngiltere gibi şeytanları öz kanlarıyla boğulmayı nasip ile Rabbil kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Defol! Adil Suud Yemen'den defol! Adil Suud Yemen'den defol! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Umut! Umut! Zeynep'in boşu. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله ورسوله دون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيلكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن تعلمون لكم ذنوبكم ويدخلكم جنجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن نصر من الله وفتح أمن كونوا أنصار الله قاتل سود يمن دافو قاتل سود يمن دافو قاتل إسرائيل Şimdi ise günün anlam ve önemli belirten konuşması yapmak üzere. Bu sedasına seda verdiğinden dolayı düzenlediği zalime karşı mezluma destek, Yemen halkına bir destek için teşriflerinizden canı gönülden teşekkür ederim. Öncelikle bunu arz edeyim. Acaba dünya sağır mı? Dünya kör mü? Dünya lal mı? Bir taraftan basına baktığımız zaman, haberlere baktığımız zaman, bir hayvana intitilen ceza büyük bir miktardadır. Binlerce insanın ölümüne neden ceza yoktur? Allah bu vatanı, bu memleketi, bu ay yıldızlı bayrağı bizlere çok görmesin. Amin. Memleketimizde bir adnan kaşıkçı cinayeti oldu. Başta Cumhurbaşkanımız, bütün bakanlar dünyaya seslendi. Ama maalesef birkaç ülke dışında Suud ki Amerika'nın çocuğu, Amerika'nın kebinli hanımı, İsrail ise yeryüzünün şeytanı ve zalimi. Birkaç ülkenin dışında Cumhurbaşkanımıza veya bakanlara pek destek olan olmadı. İnsan öler ama doğranmaz.
insan cezasını çeker ama işkence görmez. Bugün Yemen'de bir veba hastalığı başvurmuş gelir. Bugün Yemen'de masum veya masum olmayan milyonlarca insan can çekişir. Namusundan, memleketinden, vatanından vazgeçerek, açlıktan vazgeçerek ama yaşamı yaşayabilmir. Ama dünya hiçbir zaman ses çıkartmır. Bizlerin tek bir görevi var. Rabbil alemin deminde arz ettim. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem inancıyla, ahlakıyla, adaletiyle İslam alemini dünyaya yaydı. Dünya Peygamberimizin iziyle gitmeyi özlerine şeref bildi. 1914-18 civarı sıralarında şehrimizde bir muhacir olayı oldu. Ama şehrimizi terk edenler bir Müslüman kapısına sığındı. Dünyanın işine bak. Dünyayı idare eden Amerika gibi bir şerefsizlere baktığımız zaman Müslümanlar kurtuluşu Avrupa'da, Amerika'da görmektedir. Çünkü Müslümanlar birbirlerinin kanını döküp kanını içmeyi özlerine şeref bilirler. Allah Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de ey insanoğlu sizleri bütün ümmetlerden ben üstün yarattım. Ama göreviniz nedir? İmam Hüseyin'in çağrısı gibi lebbeyke ya Hüseyin'e dediğimiz zaman mezlumun yanında durup zalimin karşısına dikilmektir. Kur'an'ın yanında durup, adaletin yanında durup, batile, haksıza göğüs germemizdir. Bugün burada toplanmamızın bir tek sebebi var. Hazreti İbrahim'e kuş dimdiğinde bir damla su, böcek bir damla su, dostluğunu bildirmesi için su ona bir şey etmezdi. Bizler buradan ey Avrupa, ey insan hakları, ey Suudi gibi bir şerefsiz. Ahır bu nedir? Adamın evinden, eşiğinden, namusundan senin burada çıkarın nedir? Biri koltukta oturup zalime uşaklık etmek midir? Zalimin yanında durmak mıdır? Bunu bilmek lazımdır. Bir gün Kabe'yi yıkanları ebabil kuşu yerle bir eledi. İnşallah Suud gibi, o Müslümanlar gibi Suud adını Müslüman koyuktur. Ne Hanefisi, ne Şafiisi, ne Sünnüsü, ne Şiyesi. Ama sade be sade, keçi sakalını bırakıp Amerika'nın tahtına hoş yazın diye Müslümanları öldürmekte. Filistin'i, İsrail katledir. Mukaddes beyte el uzadır. Cizmayla oralara gidirler. Ama bu an için İslam aleminin şerefine uymaz. Bir kiliseye ayakkabılı gider. Ama maalesef insan hakları ölmüş. İnsanlık ölmüş. Bu taraftan İslamiyeti birbirine düşürerek şapalak çalanlar boldur. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Basın açıklamamızı yapacaklar. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Lebbeyke ya Hüseyin. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Suud ailesi. Kahrolsun Suud. Günümüzde dünyada öyle büyük zulümlere maruz kalıyor ki acaba dünyada insani değerler tamamen yok mu oldu diye sormak geliyor insanın içinden. Hele Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kan ve gözyaşının, patlayan bombaların, paramparça olmuş çocuk cenazelerinin, savaşın kov gezdiğini görmek daha bir yakıyor insanın bağrını. 21. yüzyıldayız ama Yemen'de yaşanan zulümler şimdiye kadar olanları kat kat geçti. Çünkü Yemen'de çocuklar yalnızca bombalarla parçalanmıyor.
Kardeşim, bu değil bir şey yok. Bir ızdırmayı der ya. Vallahi yok.